Evet değerli izleyenler, birincisi düzenlenen Nevşehir Tarım Fuarı'nda Şimşek Makine sponsorluğunda stand ziyaretlerimiz devam ediyor. Tabii Nevşehir'de olunca konu patates ve patates konusunda da Türkiye'de önde gelen firmalarımızdan Doğa Tohumculuk ve Ziraat Mühendisi Hasan Ağrı ile beraberiz. Ziraat Mühendisi Hasan Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Nevşehir patates bölgesi, özellikle hangi cins burada daha çok ekiliyor? İsterseniz önce bir doğa tohumculuğu tanıyalım. Akabinde de bölgedeki çeşitliliği, ekim tercihlerini de sizlerden dinleyelim. Tabii. Ben öncelikle doğa tohumculukta ziraat mühendisi Hasan'ım, ıslah operasyonu sorumlusuyum aynı zamanda. Doğa tohumculuk tohumdan çatala sloganıyla hareket etmektedir. Üst kademe tohumluklarımızı üretip bunların tarlada çoğaltımını gerçekleştirip daha sonra da nihai ürün olarak işleyip ham maddesini işledikten sonra ülkemize sunan büyük çaplı da geniş çaplı çalışan bir firmamızdır. Amacımız şu: Türkiye'de yerel kendine has çeşitleri geliştirip burada ıslah edip buranın iklim şartlarına, hava koşullarına adaptasyonunu sağlamış, verim potansiyeli yüksek, hastalıklara dayanıklı çeşitleri geliştirip bunu çiftçilerimize ve halkamıza ulaştırma çabasında olan bir firmadır. Şirketin kendi geliştirmiş olduğu tescilini ve üretim izninin hakkını almış 17 tane tescilli çeşidi bulunmaktadır. Bunların içerisinde birçok hastalığa ve renkli çeşitleri de bulunmaktadır. İlk mor gibi dış kabuğu mor, iç et rengi mor olan, Kafkas gibi sihir hastalığına dayanıklı, verim potansiyeli yüksek olan çeşitler bulunmakta. Erkenci bölgelerin üretimine uygun yankı, yaprak, bahar gibi çeşitleri bulunmaktadır. Sanayilik olarak ayaz çeşidi bulunmaktadır, bahar bulunmaktadır. Bunlar parmak cipsi olarak kullanılıp randımanı yüksek çeşitlerdir. Evet Hasan Bey, Nevşehir bölgesi özellikle toprak anlamında bir zamanlar işte kanserli, efendim buradan patates yenmez, alınmaz. Bir baktık Türkiye'de birçok bölge, Ödemiş gibi, Afyon gibi, Adana gibi, Nevşehir'in pozisyonundan dolayı birçok bölge patates ekmeye, üretmeye başladı. Şu an Nevşehir ne durumda? Bu problem çözüldü mü? Toprakların kanser olması meselesi. Akabinde de siz doğa tohumculuk olarak buna dayanıklı bir çeşit veya bir çalışma yaptınız mı, sizlerden dinleyelim. Evet, şöyle, patates sektöründe bir çeşidin ıslah edilmesi, geliştirilmesi, bunun izin haklarını alıp tohumunu üretip pazara getirilmesi uzun bir süre, 16 yıllık bir süreye tekabül etmekte. Yakup Bey şirket sahibi olarak bu hastalığı önceden belirlemiş ve bunun üzerine şirket bir çalışma başlatmıştır. Kafkas çeşidi Nevşehir, Niğde çevresinde ve birçok sil ırkına dayanıklı olan bir çeşit geliştirdi Kafkas. Bunun çalışmasının 8 yıl adaptasyon denemesi olarak yapıldı. Son 3 yıldır da büyük alanlarda dikim yapan çiftçilere temin ederek onların tarlada bizzat kendileri üretip kendilerinin belirlemesi ve görmesini sağladık. Verim potansiyeli çeşit mi oluyor? Evet, Kafkas çeşidi böyle. Verim potansiyeli yüksek. Dekara 8 ton, 9 ton, 1000 metrekarede 8 ton, 9 ton alan çiftçilerimiz, üreticilerimiz bulunmakta. Tane sayısı çok fazla. 1'e 20 adet verebilme potansiyeline sahip. 4 yıl Nevşehir tarafında sihirli tarlalarda kesin emin olduğumuz toprak analizinin yapıldığı ve aynı zamanda şahit çeşitlerin dikilerek belirlenmiş olduğu hiçbir sihir simptomuna rastlanmamıştır hiçbir yumruda. Şöyle bir şey var. Sihir hastalığı topraktan bulaşan bir hastalıktır. Bu ülkenin birçok yerine kontrolsüz tohum taşınmasından dolayı yayılmış bir hastalık. İşte sizin temiz tarlanız var. Yan tarafınızdaki tarla eğer kanserli, sihirli bir tarlaysa oradan bir traktör geçmesi, koyun geçmesi, kuşun geçmesi, en ufak bir toprak parçası tarlanıza düştüğünde bu hastalık yayılım gösterebilmektedir tarlanızda. Bu hastalık daha öncelerinde çok kontrol edilemediği için birçok alana yayılmıştır. 50 yıl, 60 yıl yumrulu ürün dikimine yasaklanan tarlalar vardır. Devletimiz tampon bölgeleri belirlemiş. Bu bölgelerde sihire dayanıklı olduğu belirlenen çeşitlere izin verilmektedir dikim yapılmasına. Aynı zamanda bunu dediğiniz gibi birçok şehirde görmekteyiz artık. İşte Ödemiş'te, Afyon tarafında, birçok farklı şehirlerde artık simptomları belirlenmeye başlandı. O tarlalarda aynı şekilde karantina önlemleri alınmaya başlandı. Bu çeşidi geliştirilerek asıl amacımız bizim şu: yasaklanan tarlaları üretime açmak. Türkiye'nin
en büyük yumrulu üretiminde toprak uygunluğu olarak Nevşehir, Derinkuyu, Kaymaklı, Niğde bu bölgelerdedir toprak yapısı olarak uygunluğu. Kapanan bu tarlalarımızı tekrardan amacımız tarıma kazandırmaktır. Evet, bu konuda Doğa Tohumculuk üzerine düşeni yaptı. Sanki kabuğu ince bir kabuk değil mi? Evet, yani çok pürüzlü ve kalın bir kabuk yapısı değil diğer çeşitlere göre. İnce yemeklik bir çeşittir. Yumru verim potansiyeli yüksek olduğundan dolayı çiftçilerimize de kazandıracak bir çeşittir bu. Kızartmalık mı bunlardan? Yemeklik. Haşlamalı da şöyle, ev tipi kızartması olabilmektedir bu çeşitlerin. Kızartma da söz konusu, agriya gibi kızartılabilir. Yok, agriya kadar kaliteli diyemeyiz ama ondan daha düşük kalitede kızartması olabilmekte. Nevşehir topraklarında böyle bir tehlike kalmadı. Asıl amacımız o, çünkü biz her zaman şunu deriz, tohumunuz ne kadar kaliteli olursa sizin veriminiz de o kadar artar. Tabii bu verim içerisinde birçok faktör vardır. Toprak yapısı, hava şartları, toprağın işlenmesiydi ama ben şuna benzetiyorum. Bir dişlinin çarkların birbirine oturması gibi. İyi tohum, iyi toprak, iyi bakım ve sonunda iyi bir kazanç. Evet, teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Başarılı bir fuar geçirmenizi diliyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Evet değerli izleyenler, Doğa Tohumculuk Ziraat Mühendisi Hasan Ağar ile beraberdik. İyi bir fuar geçirmelerini diliyoruz ve Şimşek Makine sponsorluğunda Nevşehir Tarım Fuarı röportajlarla ve stand ziyaretleriyle devam ediyor efendim.